Kıssenin sebebi ne? Kıssenin sebebi ne? Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. He, ne güzel İstanbul be! Nesrin, ya düşündüm de bu yaz uzun bir tatil yapalım. He? Oley, tatile gideceğim, oley, tatile gideceğim. Çocuklar, sen, ben, o kadar. Şöyle gözden uzak bir yerlerde. Olur. Ama bir şartla gelirim. Ne şartı ya? Anne lütfen, anne lütfen. Allah Allah. Anne lütfen tatile gidelim. Ulan şu anne, dünyada lütfen. Var ya, anne, benden lütfen. Şartla bir şey istemeyen sen vardın. Sen de şart koştun ya, helal olsun. Söyle be, senin itin olsun. Söyle gülüm, ne istiyorsun ha? Telefonunu burada bırakacaksın. Ya ne alakası var Nesrin ya? Ya silahını bırak desen tamam da telefonunu niye bırakıyorum ya? Sen belinde silah olunca sinirli değilsin ki. Elinde telefon olunca sinirlisin. Lan doğru diyor oğlum ya. Olur be gülüm, bırakırız. Senin itin olsun be. Ha? Ya Nesrin. Efendim. Ya bu sene bana yüzmeyi öğretsene. Şöyle gözden uzak bir yere gitsek. Baba ben öğreteyim, kuluklarımı da verim. Ulan eşkıya makara mı yapıyorsun? Canımı sıkma. Senin işlerin başına bırakır giderim. Görürüm ondan sonra Memati sana bir boş boğazlık ettiriyor mu? Ama bir şartla, silahını bile bırakırsan. Başlarım şimdi şartını da sana da. Tatil matil yakalım. Hadi kalkın zıbarın, hadi. Hadi. Baba benim hiçbir şartım yok. Senin yanında olayım yeter. Heh, bak prenses konuştu. Selvim benim. Ben de kızımla tatile giderim ya. Allah Allah. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Yeter. Hadi. Sebebi ne? Nesrin. Efendim. Derya nerede? Şimdi gelir. Yoldan telefon açtı. Tamam. Kaldım İstanbullarda, kaldım İstanbul. Ne haber Memati, ne yapıyorsun burada? Hiç, abiyi bıraktık, çocuklarla laflıyordum. Sen nereden geliyorsun? Üniversiteden bir arkadaşımla buluştum. Hesap mı soruyorsun Memati? Yok canım, ne hesabı soracağım? Laf olsun diye sordum. İyi geceler Memati. İyi geceler. Abi bütün gün Seyfo'nun evindeydi. Eve giren çıkan? Bir tek Polat abi. İyi tamam. Serhat. Yarın Derya'yı sen takip ediyorsun. Abi bir sorun mu var? Sorun yok. Sorun çıkmasın diye söylüyorum. Öncelikle Derya'nın güvenliği. Polat'la aralarında özel bir ilişki varsa bizi ilgilendirmez ama abinin haberdar olması lazım. Sonra biz mesul oluruz. Gel. İyi günler. İyi günler. Efendim, soruşturma sonucunda elde ettiğimiz bilgiler dosyada mevcut. Buyur otur. Ama tatmin edici değil. Neredeyse bütün İstanbul'un Şevko'yu öldürmesi için bir nedeni var. Ama olay günü görülen ve görüntülenen Süleyman Çakır ve Polat Alemdar kayda değer en önemli iki zanlı. Basın olayın üzerine çok varıyor. Bu nedenle yayın yasağı olayın aydınlatılması için yarar sağlayacaktır. Tabii ki takdir sizindir efendim. Süleyman Çakır ve Polat Alemdar'ın ifadelerini öncelikle ben alayım. Onların ifadeleri olayı değerlendirmemde birinci derecede rol oynayacaktır. Onların ifadeleri doğrultusunda mahkemeden yayın yasağını talep edebilirim. Başka bir emriniz var mı efendim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Başın sağ olsun. Yeğenim bak, neye ihtiyacın olursa yanındayım, tamam mı?
Liktor. Sen cesur ve güçlü bir adamsın. Başın sağ olsun. 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 Ne haber damat? Başın sağ olsun mu diyeyim? Gözün aydın mı diyeyim? Yoksa tebrik mi edeyim? Tebrik hariç hepsi olur. İyi çocuktu Şevko. Allah rahmet etsin. Kim bilir kime yanlış yaptı da böyle öldü. Bana çok yanlış oldu da. Bana hiç laf sokma Tuncay abi. Sana yanlış olmadı mı Tuncay? Bir saygısızlığını görmedim abi. Arkadaşla tanışmadık. Polat Alemdar. Adını gazetelerden okudum. Lazia iki seferi yanına almış. Ne yapsın? Öbürünü dört kolluya koydu nasılsa. Lazia mı yaptı diyorsun? Lazia yapmışsa hiçbir sıkıntı yok. İşin içinde devletin parmağı varsa o zaman sıkıntı büyük. Devlet önce gitsin vergi toplasın da sonra gelsin başımıza sıkıntı olsun. Yakında belli olur kimin yaptığı. Sizce kim öldürdü? Sen olmayasın. Benim öldürmediğimi biliyorsunuz. Tek şüphe etmediğim sensin. Lazia. İlk defa onun işini başkası yapmaya çalıştı. Öldürmüş olabilir. Tombalacı. İlk defa alanı dışında bir işe girdi. Yakayı ele vermek üzereydi. Öldürmüş olabilir. Testere. Öldürmek için sebep aramaz. Ona göre küçük bir iş ama öldürmüş olabilir. Tuncay Çakır. Daha şimdiden ikisi de sefir adayı. Öldürmüş olabilirler. Çakır'ın yanındaki adamı araştır. En büyük o mu? Mehmet Karahan'da. En büyük o mu bilmiyorum ama çok büyük. İfadenize başvurmak için savcı bey sizi mevcutluk getirmemizi emretti. Can Polat, avukatın var mı? Bir tane var. Bak baştan söyleyeyim. Ben ne biliyorsam anlatırım. Senin canın sağ olsun Can Polat. Çapkınlık maceralarımızı anlatma yeter. Benim bir saatlik bir işim var müsaadenle. Çok geziyorsun Erdal. Çok gezenin ayağına bok bulaşır.
Ben de sizi arıyordum. Odanıza baktım ama. Evet, benim de burada bir işim vardı. Bir iki dakika görüşebilir miyiz çok acil? Tabii, buyurun.